Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere App 2'de application'ımızı database'e bağlamıştım. Bir MySQL database'e bağlamıştım ve datamızı persist etmiştim. Benim MySQL kullanma sebebim takip ettiğim tutorialda MySQL kullanılıyor olmaları. Bir de benim daha önce MySQL kullanmış olmam. Onun hatırlarsanız Yusuf da söyledi. Gerekli olan bilgileri yani connection string'dir, username, password'dur vesaire o bilgileri application properties altına koyuyorduk. Yani şurada source main resources altında application properties'in altına kopyalamıştım. Yusuf PostgreSQL'i kullanacağını söyledi. Sadece değişecek olan siz PostgreSQL'i kurduktan sonra şu connection string değişecek. Username password tabii ne artık set ederseniz onu değiştireceksiniz. Bir de driver aynı kalacak. Yani driver yine JDBC driver kalacak. Sadece şu MySQL için değil, PostgreSQL için olan JDBC driver'ı kullanacaksınız. Yani şuradaki parametreleri değiştirdiğinizde benim size verdiğim tüm kodlar direkt çalışabilmeli. Herhangi bir problem yaşamamanız gerekiyor. Şimdi o application'ı hatırlarsanız o yazdığım benim data service, people data service 2 idi. People data service 1 memory'de tutuyordu tüm bilgileri. People data service 2 ise database'i persist ediyordu. Orada ben JDBC template kullanmıştım. Şu klası kullanmıştım. Tabii bu klası kullandığınız zaman tüm SQL query'lerini kendiniz bu şekilde yazmanız lazım. Bu tabii ki çok low level kalıyor. Genelde bunu tercih etmiyorlar. Bunun yerine daha high level yani SQL query yazmadan bu tüm database'deki tabloları birer obje olarak görüp obje olarak okuyup yazabileceğiniz modeller var. Onun için de ben yine tutorial'ı takip edeceğim. Java'nın şöyle bir interface'i var. Repository, CRUD repository, list CRUD repository ve JPA repository. JPA repository bunun en üst seviyesi. Yusuf dikkat ederseniz bugün POM file'ı oluştururken JPA ekledi dependency olarak. JPA Java Persistency API demek. Onu kendiniz bakabilirsiniz. Benim takip ettiğim tutorial'larda ise CRUD repository yani şu aradaki arayüzü kullanarak aynı application'ı yazmış. Ben onun için size bunu kullanarak bugün application'ı yazacağım. Şimdi benim yaptığım şey şu. Bu arada CRUD application'ın şeyine bakmak isterseniz fonksiyonlarını onlar burada. Yani interface bu. CRUD repository. Kullanacağınız fonksiyonlar da burada. Bakın burada SQL query yazmıyorsunuz. Direkt mesela yeni bir ne diyelim entity yani yeni bir row'u rekordu tabloya eklemek için direkt save diyorsunuz. Bütün şeyleri almak için find all diyorsunuz. Bir tanesini silmek için find by id diyorsunuz. Bir tanesini bulmak için find by id, delete by id yani high level fonksiyonlar kullanarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için ben application 2'yi 4'e kopyaladım. App 4 olarak. App 4'ün altına da yeni bir servis yazdım. Bu People Data Service 4. Bizim bugün cover edeceğimiz CRUD Application, CRUD Repository interface'i kullanan service interface bu. Aynı zamanda bir önceki videoda yani 3'te hatırlarsanız size beanlerden bahsetmiştim ve beanlerde instantiate etmek için bean objelerini buradaki şeylere class'ların başına annotation yapmak yerine bir tane app config file'i yazıp oradan instantiate edebileceğimizi söylemiştim. Onu yaptım burada. App config diye bir tane yeni class oluşturdum. Onu configuration olarak mark ettim. Daha sonra burada bir tane bean yarattım. Bunun ismi people data service. Biz burada hangi people data service'i instantiate etmesini istiyorsak sistemin IOC'nin onu yazıyoruz. Burada isterseniz bir derseniz işte memory'deki data service'i instantiate eder. İki derseniz SQL query yazarak yazdı yaptığımız olan iki numaralı service instantiate eder. Ben bugün 3 diyeceğim buraya. Böylece bugün yazacağım 3 numaralı data service'i instantiate etmesini istiyorum. O da bu. Şimdi o peki nasıl çalışıyor? Bu CRUD şurada bahsettiğim şu CRUD repository'i kullanabilmeniz için yapmanız gereken şey şu. Öncelikle bir tane bizim hatırlıyorsanız modelimiz person'dı. Bu person'ın database'deki tabloyu temsil eden bir versiyonunu üretmeniz gerekiyor. Ona person entity diyeceğim ben. Bu dediğim gibi tutorial'dan direkt alıntı yapıyorum. Bakın bu amacım benim bu person entity'nin direkt database'deki tablodaki kolonların her birine denk gelen member'lar üretmek. Önceki tabloyu üstte yazıyorsunuz. Bakın table anotasyonunu kullanarak benim hatırlıyorsanız table'ımın ismi people'dı. Kolonlarıma bakarsanız ID, right? Bu kolonun ismi de ID'ydi. Bunlar farklı olabilir. Bakın bu database'deki tablodaki kolonun ismi. Bu ise sizin buraya verdiğiniz variable'ın ismi. Bunlar aynı olmak zorunda değil.
birbirinden farklı olabilirler. Zaten bunun amacı da hangi tablodaki hangi kolonun buradaki hangi member variable'a match edeceğini söylemesi. Şu bunun unique identifier'ı yani primary key'si olduğunu söylüyor. First name'i first name'e eşitledim. Last name'i last name'e eşitledim. Age'i de age'e eşitledim. Bunun çalışabilmesi için bir tane şey yapmanız gerekiyor. Bu empty parameterless constructor yapmanız gerekiyor. Bunu yapmazsanız hata alırsınız. Geriye kalan kısımlar ise direkt person'daki bilgilerin aynıları. Yani getter'lar, setter'lar bir de parameterized bir tane constructor var. Person'a bakarsanız da bu bizim zaten daha önce kullandığımız model klasıydı. Yani biz programımızın içinde bu tablodaki bu bilgileri bu klasın içinde reprezent etmiştik. Onun için bu model öbürü entity. Yine burada da bu şeyin çalışabilmesi için şu parametresiz şey versiyonunu constructor'ı buraya eklemeniz gerekiyor. Daha sonra şu sınıfı interface'i yaratmanız gerekiyor. Ben buna People CRUD Repository Interface dedim. Bunu istediğiniz ismi verebilirsiniz. Şurada dikkat etmeniz gereken şey şu. Bunun extend edeceği interface CRUD Repository. CRUD Repository'i extend edecek ve siz buraya iki tane şey alıyor bu. Person Entity, az önce tanımladığımız Person Entity tipinde objeler ve Integer. Bu da bunun primary şeyi. Primary attribute'u, primary key'si. Primary key'miz hatırlıyorsanız integer'dı. Bunu sadece bu şekilde boş olarak tanımlıyorsunuz. Ondan sonra şeye geliyorsunuz. Service'inizin içine geliyorsunuz. Burada dependency injection yapıyorsunuz. Bakın people CRUD repository interface repository dedim. Autowire'la bunu mark ettim. Böylece sistem bunun implementasyonundan yani şu CRUD repository'nin implementasyonundan bir tane obje yaratacak. Onun implementasyonunu ben yapmıyorum. O sistemin içinde zaten var. O ondan bir tane yaratıyor ve buraya insert ediyor. Şu üç numaralı şeyin içine insert ediyor. Artık elimde bir repository objesi var. Repository objesi artık dediğim gibi kullanacağım metotlar bunlar. İşte count kaç tane row olduğunu söylüyor. Delete bir entity'yi silmeye yarıyor. Delete all hepsini siliyor vesaire. Burada bütün kullanabileceğim metotlar var. Şimdi bu metotları kullanarak ben daha önce yazdığım SQL Queries'e yazdığım fonksiyonları bu metotları kullanarak yazacağım. Böylece hiç SQL Queries'i olmayacak application'ımızın için. Şimdi ilk fonksiyonumuza bakalım. GetPerson given an ID. Bu iki numaralı serviste bunu hatırlarsanız GetPerson'u ID'yi aldığımızda yazdığımız select star from people where ID is equal to verilen ID'ye eşit olan şu query'yi execute ediyorduk. Şimdi biz bu query'yi yazmayacağız. Bunu repository'miz halledecek. Biz high level API kullanmaya çalışıyoruz. Onun için diyoruz ki repository find by ID. ID'yi de buraya parametre olarak veriyoruz. Bu bize bir tane person entity şeklinde bir obje döndürmesini istiyoruz. Tabii sonuç eğer bu ID'yi verdiğimiz ID'deki kişi yoksa cevap dönmeyeceği için o zaman null döndürmek istiyoruz. Değilse objenin kendisini döndürmek istiyoruz. Onun için de şu optional diye bir obje döndürüyor. Sonra or else'le onun metodunu çağırarak eğer obje varsa kendisini ver, değilse null döndür. Bu person entity şeklinde bir obje döndürüyor. Bunu az önce tanımlamıştık hatırlıyorsanız. Şu tipte bir obje döndürüyor. Bu hatırlıyorsanız person entity database'deki tablomuza denk geliyordu. Şimdi bunu şeye çevirmem lazım. Person objesine çevirmem lazım. O yüzden person entity null'sa null döndür. Değilse bakın new person bir tane person objesi yaratıyorum. Onun parametreleri de ID, first name, last name ve get age'di. Şimdi bunu buradan execute edelim. Öncelikle buradan ben size database'de var olan rekortları göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 isimlerimiz de bunlar. Request'imiz de şu. 2 numaralı kişiyi öğrenmek istiyoruz. 2 numaralı kişi neymiş? Buradan görebiliriz. Cem Kaya yaşı 50. Bunu buradan send edelim bu request'i. Gönderdik. Çalışmıyor. Çünkü application'ı çalıştırmadık. 4'ün üzerine geleyim. Run as Spring Boot App diyeyim. Çalıştırsın. Evet. Application'ımız hazır şu anda. Şimdi gönderelim. Ve 2 numaralı kişiyi elde etmiş olduk. Şimdi bunu isterseniz başka kişileri de şey yapabiliriz. Mesela 5 numaralı kişiyi elde etmek istersek Kadir Tuzcu 22'ymiş. Öyle mi? Evet bakın Kadir Tuzcu 22. Şimdi ben burada database query'sinden dönen person entity class'ı ile benim programımın içinde kullandığım person class'ı arasında bir mapping yaptım. Onu da kendim yeni bir obje yaratarak şu şekilde yaptım. Bunu otomatik olarak yapan bir kütüphane varmış. Onun ismi de Model Mapper'mış. Bu tutorial'da onu kullanıyor.
Onu da gösterelim. Onun için Maven repository'e gidiyorsunuz. Model Mapper diye search ediyorsunuz. Çıkan şey şu. Model Mapper Spring Extension. Buna basıp en üsttekini alırsanız şu. Bunu da götürüp POM'a kopyalayacaksınız. Ben tabii bunu zaten yaptım. POM'a gideceğiz. Nerede POM? Burada. Bunun en altına giderseniz Model Mapper'ı benim buraya kopyaladığımı göreceksiniz. Şimdi bu Model Mapper'ı kullanırsak yapacağımız şey şu. Bir tane Model Mapper objesi yaratıyorum. Ben bunu Constructor'ın içinde bir sefer yaptım. Model Mapper, New Model Mapper. Çünkü bu her yerde bana lazım olacak. Burada artık bunu comment out ediyorum. Direkt şimdi bana database query'imden person entity objesi geldi. Ben model mapper.map person entitesini person.class yani person entity'yi person benim programımın içinde kullandığım person class'a çevirmesini istiyorum ve onu da return edeceğim. Bu şekilde çevirdim. Şimdi tekrar execute edip çalıştığını görün. 5 isterseniz 1 yapalım. Farklı bir kişi gelecektir. Bu birinci query'mizdi. İkincisi bütün insanlara elde etmek istiyor olabiliriz. O da get all, get people'da hatırlıyorsanız. Get people'da kullanacağımız fonksiyon find all. Onu nereden biliyoruz? Yine buradan biliyoruz. Bakın find all burada. Yani repozitörümüzün export ettiği fonksiyon bu. Find all fonksiyonu. O bir iterable döndürüyor bize. Iterable adı üstünde iterate edilebilen bir şey. Ben list of people, person döndürmek istiyorum ama bu iterable bana iterable person entity şeklinde objeler döndürüyor. Onun için bunun üzerinde yürüyorum. Bakın for'la yani for each'le sonra people'a bu listeye sırasıyla model mapper'dan conversion'ı yapıp yani entity ile person modeli arasında conversion'ı yapıp onları bir liste dolduruyorum. Sonra da o listeyi döndürüyorum. Bunu da hemen test edip çalıştığını görüyorum. Bakın get all people dediğimde bütün herkes bu şekilde dönecek. Alright. Bir sonraki query'miz yine bakın hiç SQL query'si yazmıyoruz. Direkt fonksiyonları bizim CRUD repository interface'in içindeki fonksiyonları kullanarak yapıyoruz bunu. Find all, find by ID. Şimdi eklemek için de kullanacağız. Orada ise save kullanacağız. Bakın yine oraya gidelim. Kullanacağımız fonksiyon şu save. Bir tane entity objesi alacak ve onu save edecek. Entity objesini öncelikle buradan bana person geliyor. Yani gelen query'yi düşünürseniz post request şu geliyordu. People'a post request gönderiyorum. First name, last name, age. ID vermiyorum çünkü ID sistemin otomatik olarak assign etmesini istiyorum. Buraya bu person objesi geldikten sonra öncelikle bunu modele çevirme. Person'u person entity'ye çevirmem lazım. Yine model mapper kullanarak person entity'ye çeviriyorum. Daha sonra repository.save diyorum. Bu bana save ettiği person entity'sinin içine ID'yi doldurup tekrar geri döndürüyor. Eğer tabii bir hata olduysa ki yani database problemi olabilir. O zaman null dönecektir. Return sıfır değilse ben ID'sini bunun döndürüyordum. Şimdi bunu execute edip doğru çalıştığına bakalım. Bakın şu anda tablomdaki şeyleri tekrar göstereyim. Birden 6'ya kadar kişiler var. Şimdi request'i gönderelim. Gönderdik request'i. 21 ID olarak 21 assign etti. Tabii ben bunu sürekli test ettiğim için ID'si 21'e kadar ulaştı. Mehmet Koşar, age 20, ID ise 21. Bunu şuradan tekrar send people derseniz buradan da eklendiğini görebilirsiniz. Bir sonraki operasyonumuz update. Update'te de yine bir person geliyor. ID'si geliyor. Onu hatırlıyorsanız put request'te yapıyorduk. Burada put request update etmek istediğimiz kişinin ID'si. Şimdi 21 son eklediğimiz adamı update edelim. Mehmet Can 11 yapalım. Şu anda son eklediğimiz adam Mehmet Koşar 20. Bunu Mehmet Can 11'e çevirmek istiyorum. Put request'i buradan göndereceğim birazdan. Put request buraya person ID ile gelecek. Öncelikle bunun var olması lazım. Onun için de repository'nin exist by ID diye check ediyorum. Eğer yoksa null döndürüyorum. Böyle bir kişi olmayabilir. Yani bu ID invalid olabilir. Bu durumda hata döndürmek istiyorum. Yani database'de herhangi bir işlem yapmamam gerekli. Bunu check ettikten sonra buraya geliyorsam demek ki bu person gerçekten var. ID'sini set edip daha sonra bu person objesini person entity objesine çeviriyorum ve yine save diyorum. Bütün yaptığım şey bu. Save ettikten sonra da bu bana yine person entity döndürüyor. Onu person objesine çevirip return ediyorum. Şimdi bunu execute edelim. Buradan bakın execute ettik. Mehmet Can 11 oldu. Bunu buradan da teyit edebiliriz. Bakın Mehmet Can 11 oldu database'imizde de. Bu request'i istediğimiz kadar çarpabiliriz. İşte buradan 23 yapalım. Mehmet Canan olsun. Bir daha gönderelim. Bir put request'a 23 oldu. Tabii bunu defalarca gönderirsiniz. Herhangi bir şey.
Şu anda değişmeyecek. Son request'imiz ise delete person. Yine delete person'a ID geliyor. Gelen request de buydu hatırlıyorsanız. HTTP delete request geliyordu. Şurada ID'yi burada. ID'si bu olan kişiyi silmeye çalışıyoruz. Yapacağımız şey öncelikle var mı yok mu diye check etmek. Yoksa zaten yani database'de bu ID'li bir kişi yoksa direkt false döndürüyorum. Otherwise var demektir. Direkt siliyorum ve true döndürüyorum. Yani çok bir satırlık bir şey. Yine kullandığımız fonksiyon delete by ID. O da burada bakın. Delete by ID nerede? Delete by ID. Delete an entity with the given ID. Evet, bunu da execute edip sildiğini görelim. Şimdi 21'i en son eklemiştik. 21'i silelim. Send 21 true döndü. Şimdi bir daha silmeye kalkarsam tabii ki false dönecek. Çünkü artık 21 ID'si 21 olan bir kimse database'de yok. Burayı da check edersek zaten 21'in silindiğini görecek. CRUD repozitorisi kısaca bu. Bakın bu kontrol şeyimize data service 3'e bakarsanız tamamen CRUD servisi kullanıyor ve hiç SQL query yok bunun içinde. Bir öncekine bakarsanız burada bakın SQL query'leri direkt kodumuzun içine yazmak zorunda kalıyorduk. Onun için bu 2 numaralı servisteki şekil yani JDBC template kullanılarak yapılan implementasyon tercih edilmez. Daha çok higher level API kullanılarak yapılan tercih edilir. Bu CRUD interface'i kullanıyor. Yani şurayı kullanıyor. Muhtemelen ileride siz derste JPA repository kullanan API'yi kullanarak yapacaksınız. Bu artık ORM dedikleri Object Relational Mapping'e tam denk geliyor. Bu biraz arada bir yerde kalıyor. Şimdi beni bu implementasyonda şu rahatsız etmişti. Bu bir kere bu benim takip ettiğim tutorial'daki implementasyon bu. Beni burada rahatsız eden şuydu. Yani şu anda yapacağım şey doğru mu değil mi bilmiyorum. Onu belki bilen bir arkadaşımız teyit ederse yani bir yorumda bulunursa hepimiz öğrenmiş oluruz. Şimdi burada person'la yani person model'la bu programın içinde kullandığım modelle entity birbirinden farklı gördüğünüz gibi. Yani entity database'deki tabloyu şey yapıyor, represent ediyor. Bu model ise benim programımın içinde kullandığım objeye denk geliyor. İkisi arasında bir conversion yapmam gerekiyor. Ben kendi kendime şöyle dedim. Yani ben direkt person entity gibi kullanamaz mıyım? Kullanılabiliyor. Onu ben şimdi göstereceğim. Onu application 5'te onu yaptım. Application 4 ile 5 arasındaki tek fark şu. Şimdi göstereceğim size. Bakın person var sadece. Person şeyi yok. Entity yok. Yani entity objesi aslında person objesine döndü bu implementasyonda. Direkt bunu entity haline çevirdim. Şunları initialize etmenize bu arada gerek yok. Bunları sileyim. Şu şekilde. Yani direkt entity, person objesini tamamen ortadan kaldırdım. Programımın içinde de database'deki tabloyu temsil eden şey de person objesi haline döndü. Buna göre implementasyonu tekrar yaptım. Bunu yapınca tabii şey daha da kolaylaşıyor, daha da kısalıyor. Bir de CRUD repository'yi kullanmak yerine list CRUD repository'yi kullandım. Bu CRUD repository'den drive ediyor. Zaten buradaki hiyerarşiye de bakarsanız CRUD repository'nin altında onu extend eden bir interface bu. Burada şunu yapmışlar. Bir önceki CRUD interface find all'da iterable döndürüyordu. Bu list döndürüyor direkt. List döndürdüğü için find all'da onu kullanmayı tercih ettim. Şimdi application'da şunu yaptım. Bakın interface'im bu. People CRUD repository interface. List CRUD repository. Bakın bu sefer person alıyor birinci. Az önce person entity alıyordu. Şimdi person alıyor. Buraya gittiğinizde bu yine bu repository'yi buradan alıyor. People CRUD repository interface repository. Fakat şimdi get people'a gittiğinizde direkt repository.findall diyor. Bakın hiçbir conversion falan yapmama gerek yok. Bu zaten bana list of people döndürüyor. List of person döndürüyor ve onu direkt döndürüyorum. Hani bununla bir önceki bu 5 numaralı application, 4 numaralı application'da bakın bir sürü conversion yapıyor. O iterable döndürüyordu. Iterable'daki objelerin üzerinden teker teker gidip person entity'yi person model'a döndürmem gerekiyordu. Vesaire bir sürü alevere darevere vardı. Bu hepsi için geçerli. Get person direkt alıp döndürüyorum. Add person da öyle. Artık person ile person entity arasında bir conversion yapmam gerekmediği için o conversion kodlarını direkt elimine ettim. Update burada. Delete de burada. Bunun çalıştığını da size göstereyim. Bakın burada application 5'e gideyim. Ondan sonra bunu çalıştırayım. Bu arada app config'den 3 numaralı şey kullandığımızda teyit etmiş olalım. Şimdi burada gidelim request'lere. Send diyeyim. Bütün hepsi gelsin. Şu anda bu kadar kişi var.
Daha sonra bir numaralı kişiyi alsın. Yeni bir kişi yaratsın. Bakın 22 oldu. Az önce 21'di. Bunu buradan teyit edebiliriz. 22, ID'si 22 olan kişiyi yarattı. Ondan sonra onu update edelim. Put'la bakın 22 yapmam lazım. 21 yok. 22 yeni yarattık. Mehmet Canan ne oldu? 23. Onu isterseniz 28 Mehmet Kuş yapalım. Bir daha gönderelim. Bakın Mehmet Kuş. Buradan yine teyit edelim. En sonunda bunu erase edeyim. 22 numaralı kişiydi bu. Son eklediğim kişi. Delete ettim. Bir daha yaptığımda false çıkacak tabii. İlk defa yaptığımda silecek. Bakın 22 numaralı kişi gitti. Yani burada çok daha clean, yani çok daha az satır kullanarak aynı işi gerçekleştirmiş oldum. Benim tek merak ettiğim şey şu, hani bilen birisi bize cevaplarsa bunu iyi olur. Programın içinde bu person model'la person entity birbirinden iki tane ayrı sınıf olmak zorunda mı? Ya da ayrı olmasının bize ne gibi bir getirisi var? Çünkü böyle yaptığınızda da çalışıyor sonuçta. Bunu hakikaten bilmiyorum. Ben takip ettiğim tutorial'daki hoca da ikisini ayrı yapmış. Yani person model'la person entity'yi birbirinden farklı iki tane sınıf olarak tanımlayıp ikisi arasında mapping kullanmak zorunda kalmış. Ama böyle yapınca da çalışıyor. Avantaj dezavantajı konusunda hakikaten bir fikrim yok. Onu Yusuf'a da sorarız olmazsa. Bu da bu kadar. Yani buradan şeye doğru gidiyoruz artık. ORM'e doğru gidiyoruz. En son JPA'yı muhtemelen siz projelerinizde kullanacaksınız. Onunla alakalı tutorial yoktu. Ama ben bir yerlerden bulursam yine onunla alakalı bir tutorial da çekerim.